Geçen hafta Perşembe günü, biliyorsunuz Çarşamba, yani aslında Perşembe 1'de bitiyor, sabaha karşı 1'de bitiyor yayınım ama sabah uçağıyla birkaç saat uyuyup İç Anadolu'ya gittim, Aksaray'a gittim. Ve orada çok güzel şeyler dinledim, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Aşıklı Öyük, bu arkamda gördüğünüz Orta Anadolu'nun en eski köyü. Bundan 10 bin yıl önce insanlar buraya yerleşmişler. 10 bin yıl önce. Ve göçebe toplumdan tarım toplumuna geçiş olmuş. Bin yıl boyunca koyunu ve keçiyi evcilleştirmeye çalışmışlar. Bunu bir küçük röportajlarla sizinle paylaşmak istedim izninizle. Hemen ilk olarak dinleyelim. Neden Aşıklı Höyük önemli? Nedir? Ne var? Ne diyor bize? Bir dinleyin. Orta Anadolu'daki ilk yerleşmelerden bir tanesi. Kapadokya bölgesinin de en eskisi. En eskisi derken M.Ö. 8400'ler. Dolayısıyla günümüzden 10.400 yıl öncesindeki ilk yerleşiklik. İlk tabaka 8400 M.Ö. Terk edildiği zamanda yine radyokarbon tarihlerine göre M.Ö. 7300, yani günümüzden 9300 yıl öncesi. Dolayısıyla arada 1000 yıllık bir şey var, bir iskan tarihi var Aşıklı'da ve işin güzel tarafı bu iskan tarihi kesintisiz. Arada herhangi bir kesinti yok. Yani hep birkaç jenerasyon, 30 jenerasyon üst üste hiç burayı terk etmeden oturmuş, yaşamış. Ondan sonra da sessiz bir şekilde. Tam 1000 yıl uğraşmışlar. Öyle koyunu evcilleştirmişler, keçiyi evcilleştirmişler, buğdayı evcilleştirmişler demekle olmuyor. Öyle kazılar iğneyle kuyu kazar gibi oluyor. 1000 yıl koyunu ve keçiyi evcilleştirmek için uğraşmışlar. Ama hayvan evcilleştirdiklerini ve bu av devam ederken esas ilginin koyun ve keçi evcilleştirmeye odaklandığını görüyoruz. Ve bütün 1000 yıllık iskan tarihi boyunca koyun ve keçiye, keçinin evcilleştirilmesine odaklı bir yaşam oluşturuyorlar. Aynı şekilde tarım. Belli mesela arpa, buğday gibi belli tahılları yetiştiriyorlar. Ama bu hani tarımcı toplum diyecek düzeyde değil. Yani kendilerine yetecek kadar yabani buğday ve ehli buğday aynı oranda aşağı yukarı. Yani hiçbir zaman Aşıklı topluluğuna biz çiftçi bir toplum diyemiyoruz. O bakımdan da geçiş toplumu olarak adlandırıyoruz. Yani geçişle de şunu kastediyorum. Avcı toplayıcı göçer yaşam biçiminden çiftçi yaşam biçimine geçişi gösteren bir topluluk ve tüm aşamalarıyla 1000 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde izleyebildiğimiz bu süreci izleyebildiğimiz bir yer burası. Muhteşem, gerçekten çok etkileyici. Şimdi bir de ilginç yanı, bu toplum eşitlikçi. Yani birileri zengin, birileri fakir, krallar yok, öyle bir şey. Buyurun Mihriban Hoca'dan dinleyelim gene. Burası ise 8000'de aşağı yukarı, 7900'lerde falan dörtgen plana geçiliyor. Ve evler böyle işte ya tek odalı ya iki odalı, şuradaki gibi üç odalı olabilir. Ve evler o kadar standart ki hepsi birbirinin tekrarı. Bu yani bir ocak yeri var mutlaka. İşte bir takım çukurlar var. O çukurların içine sepet oturtulduğunu düşünüyoruz. Çünkü içi boş çıkıyor. Yani altlık olarak kullanılıyor. Bazılarında işte ölünün gömüldüğü çukurlar var. Ama onun dışında evlerde hakikaten birbirinden farklılık gösteren hiçbir şey yok. Dostlarım, arkeolojiyi kolay bir bilim zannediyor olabilirsiniz. Kazıyorlar, buluyorlar, çıkıyor. Öyle değil. Öyle değil o iş. Arkeoloji artık acayip bir DNA işin içinde, antik DNA'lara bakıyoruz. Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Dışkılarına bile bakıyoruz. Koyunların sidiklerine, keçilerin sidiklerine bakıyorlar. Bakın, koyunların, keçilerin sidiklerine bakıyorlar.
Bu derece ayrıntılı analizler yapılıyor. Fakat bir şey buldunuz. Bir flüt. Ne düşünürsünüz siz ve ben ne düşünürüz? Aa, flüt çalıyorlarmış, müzik yapıp dans ediyorlarmış. Ama arkeologlar öyle düşünmüyorlar. Bakın ne diyor Mihrimah Hoca? Bir tane flüt var. Flütü de tabii akbaba kemiğinden yapılmış. Çünkü içi boş olduğu için akbaba kuş kemiklerini, kanat kemiği, onu çok ideal olarak hemen keserek, işleyerek flüt yapabiliyorlarmış ya da boncuk yapabiliyorlar. Fakat tabii onun müzik yapımında mı yoksa haberleşme aracı olarak mı kullanıldığını bilmiyoruz. İki tane deliği var, üstü kırılmış, belki daha da çok vardı. O iki delik, ama o iki delikli yani haberleşme de olabilir. Yani kalın çaldığım zaman kaç, ince çaldığım zaman saldır filan bile olabilir. Ama tabii bu bir fikir yürütme. Öyle de olmayabilir diyor Mihrimah hocamız. Gerçekten çok etkilendim. Çok güzel bir seyahatti. Bu sırada özel bir bina var. İnsanlık tarihinde ilk kez betona yakın bir uygulama yapılmış. Onu da doçent doktor Güneş Duru'dan dinledik. Kazı yerinde. Kireç taban adeta bir beton, ilk beton örneği diyebiliriz. Sonra uzun bir süre bunu kimse kullanmamış, yani insanlık tarihinden bahsediyorum. Tabii buradaki diğer bir önemli durum da bu taban aynı zamanda boyanmış. Şurada göreceksiniz sarı ve kırmızı renkleri boyanmışlar. Şimdi biraz üzerine su döksek gözükecek veyahut şu yan duvarlarda gözükecek. Biraz sonra görürsünüz. Şuraya bakabilirsiniz. Burada sarı çok güzel. Şeyde fotoğraf da var burada. Sonra bakarsınız. Burası diğerinin aksine herkesin girdiği bir yapı değil olasılıkla. Daha küçük bir yapı ve daha özenli bir yapı. Tam olarak neden sorusuna cevabımız yok. Yani buradaki bu yapının işlevine ilişkin bir bilgimiz yok. Anlayamadık henüz. Ama her evrede bir kanal görüyoruz. Bakın şurada da var. Bir alt evrede çıkacak. Burada da var. Üst evrede de vardı. İçeride her ne yapılıyorsa dışarıda olasılıkla yerleşmenin sakinleri bunları dışarıda bir tür şahitlik yaşıyor burada yapılan şeye. İnsanlık tarihi için çok önemli bir yer burası. Lütfen Kapadokya'ya tur düzenleyenler Aşıklıöyü'yü es geçmeyin. Lütfen arkeolojiye ilgi duyanlar Aşıklıöyü desteklerinizi bekliyor. Çünkü kazı için çok az destek alabiliyorlar. Şirketler saçma saçma projelere para vereceğinize lütfen verir misiniz? Koyunun ve keçinin evcilleştirildiği yer, tarıma geçiş toplumu diyorum. İnsanlık tarihini etkileyen. Bakın Çatalhöyük, yıllarca biz Çatalhöyük'ü ki çok özel, büyüleyici bir yer, mutlaka gidin. Türkiye'deki en eski yük olarak bildik. Ama buradaki bin yıllık yerleşim bittiğinde Çatalhöyük'e yerleşilmişti. Lütfen Aksaraylılar sahip çıkın. Valilik, İl Özel İdaresi, yerel yönetimler gerçekten sahip çıkıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Ama lütfen daha çok sahip çıkın. Aşıklıöyük Dostları Derneği kuruldu. Onlara destek verin. Kazıya destek verin diyorum. Ve size kitabı şimdiden söylemek istiyorum. Eğer arkeolojiye merak ediyorsanız, ilgi duyuyorsanız ama çok da sıkılmayayım ben ya diyorsanız size Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler, Remzi Kitabevi'nin arkeolojinin romanı. Ya bu arkeoloji bilimi nasıl başlamış? Tarihi değiştiren büyük arkeoloji kazılar nasıl yapılmış? Müthiş. Roman gibi gerçekten bir dille anlatıyor. Çok seveceksiniz, çok bayılacaksınız. Piyasada bulmakta zorlanacaksınız. Lütfen Remzi Kitabevi, yeniden bas, yalvarırım. Bu kitabı herkes okumalı diyorum ve son bölüme geçiyorum.